Abicim şöyle el yüzü düzgün birini bulalım, şu iş bitsin artık ya. Abi hiç merak etme, inceleyeceğim, sık dokuyacağım. Buraya dünyanın en iyi garsonunu bugün kabul ettireceğim sana. Kardeşim benim ya, bravo, bravo ya, bravo ya. Helal olsun. Ay ay. Abi, cinsiyet ayrımcılığı yok değil mi? Erkek kadın fark etmiyor yani. Yok be abicim, erkek olsun, kız olsun, en azından eli yüzü düzgün bir şey olsun, birisi olsun yeter abi, ne olacak yani? İyi o zaman, iyi. Bir şey diyeceğim, sen ne zaman çağırdın, ne zaman gelecekler? Sabah dedim, güneş doğunca hemen kalkın gelin. O kadar çok kişi var, akşama kadar bitiremeyecek miyiz? Ne bu kadar çok? İki başvuru var, ben de ikisini de çağırdım. Bütün gün değerlendiririz dedim. Abi iki kişi için kar yemeden yap. Ya bir damla aklın olsa ya genco, of. Bari aralarını açsaydın. Açtım 5 dakika. Ay, tövbe tövbe ya. Ne zaman gelecekler ya? Abi, geliyorlar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. İsimler neydi, pardon? Tuğçe ben. Ben de Ali. Ali. Hoş geldiniz tekrar. Ben birazcık bizden bahsedeyim size. Ben Murat, arkadaşım Genco. Biz buranın işletmecileriyiz. Tabii büyük bir barımız yok ama hafta sonu burası çok kalabalık oluyor. Siz de bilirsiniz. Ya sinek atsanız yere düşmez, inanın yani. İğne herhalde o değil mi? İğne olacak. İğne? Neyse ya. Sizi tanıyalım biraz da. Siz neler yapıyorsunuz mesela Tuğçe Hanım? Ben üniversitede okuyorum. Boş zamanlığında da dershanlık yapmak zorundayım. Ah yazık size. Pardon? Yok şeyden dolayı söylüyor hani işte... Normalde üniversitedesiniz, alkol ortamı, sigara falan ondan dolayı. Neyse siz neler yapıyorsunuz? Ben de öğrenciyim. Vah vah! Hassastır da bu konuda bu yüzden. Zevkle yapıyorum ya, takılıyorum. Bilirim bu ortamları. Daha önce 6 ay dolandım burada, çalıştım. Anlarım bu işlerden. Aa deneyimlisiniz ya. Tabii tabii. Aa, aa güzel güzel. İyi o zaman iyi. Çok güzel. İlk aşamaya geçtiysek ben size müessesemizin özel hazırladığı sorulardan sorabilirim yani. Evet. Sor. Hemen. Tamam. Benim niye haberim olmadı? Tamam. Bir baksaydım ben de. Hazır mısınız? İlk sorunuzu sorabilir miyim? Mesela, bir bara girdiğinizde ilk dikkatinizi ne çeker? Renk ve ahenk diyebiliriz. Renk ve ahenk. Çok güzel. Valla ortamın müsaitliği, müziğin kalitesi, bir de kız sayısı beni çok ilgimi çeker. Çok güzel. Çok bu soruyu da sorduktan sonra o zaman değil mi? Yeterli artık şey yapalım. Hemen diğer soruya geçeyim ben. Hemen diğer soruya geçiyorum. Artık... Bir dakika, hemen soruya geçiyorum. Şimdi bir barın en seksi yeri neresidir? Tezgah altı mı yoksa her yeri? Her yeri. Her yeri. O nasıl soru abi? Ne bileyim ben? Her yeri diyeyim ben. Her yeri. Tabii canım gerek yok. Şey değil. Neyse. Başka sorumuz yok herhalde. Bak, ben sonra devam ederim. Fatma Gül'ün suçu ne? Bu şıklı hiç merak etmeyin. A. Ortam baskısı. B. Fatma Gül'ün suçu yok ki. Ben açıkçası kendi fikrimi söyleyeyim. Toplum baskısı. Toplum baskısı. Vallahi ben bu konuları hiç anlamam abi. Ben pas hakkımı. Tabii canım bu farklı bir konu sonuçta değil mi? Bu kadar değil mi? Tabii. Lütfen. Çok önemli soru daha geldi. Şimdi... Dördüncü sorumuzdayız. Evet, sizin için hangisi daha önemlidir? Para mı, insanlık mı? Para tabii ki. Paran varsa istediğin her şeyi yaparsın. Çok güzel dediniz yani. Çok güzel yani. Abi insanlık abi ne alakası var? İnsan sen her şeyi yaparsın. Bravo. Para benim için de çok önemli mesela. Ya size maalesef eksi puan vermek zorundayım. Ya, kusura bakmayın. Şaka ya bu şaka ya. Şaka değil mi gencocuğum? Olur mu para? Yok ben gayet ciddiyim. Para benim için, bizim için çok önemlidir. Allah. Tamam bu kadar yeterli o zaman. Yok bir dakika. Son evet. Soru. Son. Beşinci soru. Son soruyu soruyorum. Bu işi bitiriyoruz. Evet. Şimdi bir rakı masası kursanız kiminle içmek isterdiniz? Çok şıklı. Hiç heyecan yapmayın. Düşünün. Yavaş yavaş. Hatta su için. Buyurun size su verelim buradan. A. Ajdar. B. Sütü seven kamyoncular. C. Tuncel Kurtiz, hani bu dayı olan. D. Erman Toroğlu, Şansal Büyükağ. Sütü seven kamyoncular çok iyiymiş ya. Dediğim cevap ya. Ulan Allah sizin belanızı versin. Böyle soru mu olur be? Beyefendi. Lanet olsun ya. Ne hakkınız varsa görün abi. Allah kahretsin. Ya adam gitti. Ya bırak gitsin. Sorularımı öyle bir yaptım ki stratejik olarak planladım. Birisi bunlar elenecek gidecek dedim. Bak gitti. Bak. Kalan sağlar. Bizimle oldu. Bak. Murat Bey, Tuğçe Hanım'a gerekli açıklamayı yapar mısınız lütfen? Tabii söyleyecek başka bir şey yok. Hayırlı olsun artık bizimlesiniz bundan sonra. Çarşamba günleri 13'te.
Artık uzun bir süre Menemen'desiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler.